Bismillahirrahmanirrahim. İsmin alametlerinden cer alameti üzerinde devam edelim. Bir önceki derste şöyle hızlıca aktarayım. İhsamül kelime, kelimenin kısımlarını, evvela kelimenin tanımını yaparak devam ettik. Ve kelime tanımında işte huruf ve hecailerin kelimeyi terkip etmede kullanıldığı için hurufu mebani diye de yani bina için kullanılan harfler anlamında dendiğini ve bir mana, müfred bir manaya delalet etmesi gerektiğini, lafız olduğunu ama lafzın müfred manaya delalet edeni olduğunu kelimeyi anladık. Ve kelime kısımları üçtür dedik. Üç kısma ayrılır. İsim, fiil, bir de harf. Bu üçünden evvela ismin, yani normalde nahivciler her birisi için işte bu üç kısımdan her bir kısım için bazı alametler vaz etmişler ki o ilgili kısmın ile ilgili onu diğer kısımlardan ayıran işte delaletler, o alametleri zikredilmiş nahivciler tarafından. Bunu okuduk. Ve şimdi o alametlerden ismin alametleri kısmında bir okuma yaptık. Burada da işte ismin yine kendi nefsinde bir manaya dalalet ettiğini söyledik. Ondan sonra zaman onun cüz'ünden yani ondan bir cüz değildir zaman. Bu iki tanımda bu iki şartı okuduk. Yani ismi tanımlarken evvela kendi nefsinde bir manaya delalet eder diyeceğiz. Bir de bir ondan işte zaman ondan bir cüz değildir. Onu da ifade etmiş olacağız. Ve ismin alametlerinden cer alametini okuduk. Cer'in de işte harfi cer ile yani yeşmilul cer, bu cer'in şumuliyeti harfi cer ile olabilir. Ondan sonra yeşmilul cer'u bir tab'iyeti yani tab'iyye ile de olabilir. Bir de üçüncü olarak yeşmilül cer, yani bir ismin cer olması tabiye de tabi mevsufa uyan sıfat nedeniyledir. Bir de bir ismin cer olması civar iledir ki bu da Arapçada Araplar bunu yapmış ve bunun örneği de işte cuhru debbin harbindir. İşte kertenkele deliğini işte harap olmuş yani harap yıkık kertenkele deliği. Şimdi bu harp yıkık demektir, yıkık. Yıkık kertenkele olmaz. Dolayısıyla bu yıkık kelimesi kertenkelenin sıfatı değildir. Yıkık buradaki cuhur yani deliğin sıfatıdır. Peki delik burada cuhrudur. Yani burada merfudur ve ref alameti dammedir. Dolayısıyla bu da harbın olması gerekirken niye harbin olmuş? O civardan yani komşusu olan dab yani kertenkele. Dab kelimesi mudafu ileh olup mecrur olduğu için harp de onun komşuluğunda o da ona uyarak mecrur olmuş. Normalde bu sıfattır. Mudafu ileh değildir. Onun mecruriyetinin sebebi de civar olmasıdır. Biz bunu da okuduk. Şimdi inşallah ve lealle minel müfid el işaretu kısmından devam edelim. Evet şöyle yine cer alametidir. Ve leallehu minel müfid الإشارة إلى أنه من خواص الاسم الإضافة. Bir de idafe. İdafe de dördüncü cer olma sebebidir. Yani bu da havasül isimdir. İsmin hasselerindendir. وَالْمُرَادُ بِهَا أَنْ يَكُونَ الْاِسْمُ مُدَافًا. Buradan kasıt ismin mudaf olmasıdır. Mudaf ileyh olması değildir. لَا مُدَافًا ileyh. Çünkü mudaf mudaf ile yani tamlayan tamlanan mudaf olacak ise burada yine ismin alametidir. Yani bu tabi cer değildir. Yani bu artık cer gitti. Yani bir mudaf olması, bir kelimenin mudaf olması onun isim olduğuna alamettir. La mudaf ile, mudaf ile isim alameti tam olarak değildir. Çünkü li'ennel mudafe iley, çünkü mudafe iley yekunu ahyanen bazen olur cümleten, bazen cümle olur. Bazen mudafu ile cümle olarak gelir. İsim olarak gelmez. Dolayısıyla ama mudaf kesinlikle isimdir. Kale Teala. Şimdi mudafu ile nasıl cümle olarak gelir?
haza bu yevmu o gündür ki neyin günüdür? Yevmu yunfa'us sadikine yevmu yenfa'us sadikine sidquhum sıdıklarının sadıklara menfaat verdiği gündür. Evet. Burası mudafun ileyhtir. Şurası da mudaftır. Yevmu muntafa. Yani menfaat olunan gün anlamında. Muntafa isimdir ama ismin yerine burada fiil gelmiş. Cümle gelmiş. Yani öyle bir gündür ki yenfa'u sadikine sidquhum sıdıklarının yani sıdıkları sadıklara menfaat verdiği gündür. Dolayısıyla bakın mudafun iley burada cümle olarak gelmiş. Demek ki mudaf ile ismin alameti değil ama mudaf kesinlikle ismin alametidir. Bakın yav bu isimdir. Buradan da ismi tanıyabilirsiniz. Hemen bunun irabını yapalım. Yenfa'u. Şu yenfa'u. Fiilun. Bakın cinsini söylüyor önce. Ben şöyle bunu alayım. Yenfa'u fiilun. Evvela fiil diyeceğiz. Niye yazmadı? Fiilun. Fiildir ama hangi fiil? Bakın yenfa'u fiildir. Fiili mazi midir? Fiili mudari midir? Evet. Fiilun mudari'un. Evet. Fiilun mudari'un. Mudari fiil. Merfu'un hemen ikinci İrab'da ikinci kaydı. Merfu'un çünkü fiil mudari' ya merfu ya meczum ya da işte mensuptur. Evet fiil mudari'un, merfu'un şimdi alametini ver. Ve alametu ref'i eddammetu işte İrab'ı genelde böyle üç aşamada yapıyoruz. Es-sadiqin, sadiqin kelimesinin İrab'ını yapacağız. Bakın mef'ulu bih de görüyoruz. Mef'ulu bih diyoruz. Mensubun iki. وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ الْيَا Peki, bir açıklama da lazım. Niye? Çünkü alametu nesb normalde fethadır. Olması gereken o. Ya olmasının sebebini açıklamanız lazım. لِأَنَّهُ Çünkü, لِأَنَّهُ Çünkü yani mana yani böyle ya olmasının sebebi, لِأَنَّ سَبَبَهُ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُزَكَّرٍ سَالِمٍ Evet, cem'u müzekkeri salimdir çünkü. Sadıkîn cem'u müzekkeri salim. Evet, bunu da dördüncü aşamada İrab'da söylemeniz gerekir. Evet, sadıkîn bir de İrab'ını yapıyoruz. Mef'ulu bih. Bakın ismin demiyorsun. İsmin demeye gerek yok. Zaten isimdir. Mef'ulu bih. Mensubun. Ve alametu nesbihi. El-ya. Ya böyle bir sıkıntı var. Ya normalde alametu nesb değil. Li'ennehu cem'u müzekkeri salim. Bitti. Şöyle devam edelim. Sıdkuhum. Evet. O ayette yine devam ediyoruz ayetin arabına. Bakın şurada. Haza yevmu haza yapmadı. Yevmu'yu da yapmadı. Yenfa'u yapıyor. Yenfa'u. Es-sadıkîne de yaptık. Şimdi sıdkun kelimesinin irabını yapıyoruz. Şöyle bakalım sıdkun. Evet. Bunu irabı nasıl yapacağız? Sıdkun. Evvela sıdkun kelimesini yapıyor. Bakın sıdkun. Hum kelimesini yapmıyor. Sıdkun. Fail. Faildir. Merfu'. Merfu'dur. Şimdi alametini söyle. Ve alametu ref'ihi eddammetu. Sıkıntı yok. Zaten damma ref alametidir. Açıklamaya gerek yok. Ve huve. Ve o. Mudafun. Ve mudaftır. Mudaf dedi. Hum, ya yok. Mudafun mudaftır. Mudaftır. Normalde mudafun li hum diyebilirdik ama bir şey olmaz. Çünkü bu mudaf hum da mudaf ileyhtir. O da mudafun. Bitti. Ve hum. Hum kelimesini şimdi yapıyor. Damirun. Zamirdir. Yani muttasilun. Hangi damir? Damir muttasıl var, munfasıl var. Damirun, muttasilun, mebniyun. Mebnidir. Mebni olduğunda ikinci olarak söyleyeceğiz İrab'da. Çünkü merfu diyemiyoruz, mecrur diyemiyoruz, işte mensup diyemiyoruz. O zaman mebni. Yani bütün zamile mebnidir. Mebni olduğunu söyle. Merfu, mecrur, mensup yerine mebni. Evet, damiru muttasilun. Bir. Mebniyun. İki. Ne üzerine mebnidir? Sükun. Mebniyun ale sükun. Bunu da diyeceğiz. Devamında
Tabi mebnilik şimdi mahal olarak peki nerededir? Yani mahalli yani cer mahallinde midir? Nas mahallinde midir? Onu da söyleyeceğiz. Bu da bunun devamıdır. Yani iki numaranın devamı. Mebniyyun ala sukuni fi mahalli cer diyoruz. Ve mebninin pozisyonunu da söylüyoruz. Mudafun iley. Bitti. Bu da üç aşamalı. Mudafun iley. Evet. Damirun muttasilun mebniyun ala sukuni fi mahalli cer. Mahalli cer olmasının sebebini izah edeceğiz. Yani alametü cerri demiyoruz da. Direkt mahalli cerde olmasının sebebi mudafu ileyhtir. Çünkü mudafu ileyhler mecrur olur. Mecrur olmuyor bu hum. Çünkü mebnidir. Ala sukun. Vel cümletu. Şimdi artık yenfe'u es-sadiqine sidquhum cümle olarak. Vel cümletu min fi'lin. Vel fa'ilin. Fi'l neydi? Yenfe'u. Vel fa'il. Nedir? Sıdkuhum. Yani burada sıdku kelimesi. Fi yani faille fiil beraberce faille fiil beraberce faille fiili zikrediyoruz. Vel cümletu min fiilin ve failin çünkü mef'ul bih de var. Sadıkin kelimesi ama onu söylemedim. Bu fiil ve fail söylenir cümle irabında. Vel cümletu min el fiili vel faili fi mahalli cer. Niye mahalli cer dedi bakın. Fi mahalli cer diyoruz. Niye mahalli cerdedir? Bunu tek hepsini tek bir aşamada evet, cümle irabı bu şekilde. Vel cümletu min el fiili vel faili fi mahalli cer. Niye mahalli cerdedir? Bi idafeti yevm ileyha. Bi idafetin ileyha. Yani kendisi mudaf ileyhtir. Ona idafe üzerine yani ileyha ile cümletin cümleye idafe edilmiştir. Yevm. Yevmin bi idafeti yevmin ileyha. Yevmin idafesi onun üzerine olduğu için. Yani mudaf ileyhtir bunu. Bu da mahallicer bi idafeti ileyha. Yani ya da mudaf ileyh de diyebilirdim. Bu şekilde o iki aşamalı cümlenin de irabını yaptık. Lizalike nulahizu enne kelimete yevm. Bu nedenle nulahizu mülahaza ediyoruz, kabul ediyoruz. Buluyoruz. Bu işi çözdük. Enne kelimete yevm. Yevm kelimesi nedir yevm kelimesi? Gayru mensu gayru menunetin. Evet. Gayru menunetin. Ey aleyha dammetun vahidetun. Evet. Yani münevvene. Buna münevvene diyeceğiz. Yani tenvin edilmemiş. Tenvinli değil. Malumunuz yevmün normalde tenvinlidir. İşte biz niye bu yevmünü tenvinli okumuyoruz? Lizalike. Bu cümle idafe, yevme idafe olduğu için cümle mudaf ile olduğu için otomatik yevm mudaf oluyor. Biz işte ve lizalike bu nedenle lizalike nulahizu enne kelimete yevm yevmün kelimesi gayre münevvenetin münevvene yani nunlanmamıştır. Ey aleyha dammetun vahidetun yani onun üzerine yani aleyha ala kelimeti yevm yani burada ha kelimeye gider yevm kelimesine dammetun vahidetun tek bir damme bırakılır yevmu diye okunur. İşte siz bunu bilmezseniz yani mudaf olduğunu ismin bilmezseniz yevmun dersiniz mudafın da işte tenvinli okunmayacağını hata yapabilirsiniz. Dolayısıyla ismin bir alameti demek ki mudaf olmasıdır. Tabii bunu böyle cer kısmında niye açıklamış müellif? Bunu tam anlamadım. Çünkü konumuz cerdi. Mudafu ha tamam. Bunu cer kısmını anlatmasının sebebi yani karıştırmayın. Mudafun iley mudafun iley her ne kadar cer ise de ismin alameti değil. İsmin alameti değil. Bunu söylemek için buraya almış. İsmin alameti mudaf ile değil, mudaftır. Bu şekilde bunu da cerle irtibatlandırdım. İnşallah bir sonraki videoda tenvin konusunu inceleyeceğiz. Çok hoş bir kitaptır bu. Elhamdülillah ben çok istifade ediyorum. Yavaş da gitsek ama bilgiler otursun, beyinde tam otursun. İrab yapmayı öğrenelim. Yeter.